Gol Var sunar. Herkese merhaba. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri, yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, bu videomuzda gündemi değerlendireceğiz ve Galatasaray'ın transfer gündemine değineceğim. İzlerken lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yorumlar kısmına fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Ve sponsorumuz golvar.com'a da teşekkürlerimizi iletelim. Açıklama kısmında bulunan golvar.com'un linkinden hem köşe yazılarımı hem de günün iddia tahminlerini ve spor haberlerini okuyabilirsiniz. Biliyorsunuz geçen gün yaptığımız çekiliş videosunda golvar.com siz değerli takipçilerimizden 4 kişiye forma hediye etti. Çekilişlerimiz devam edecek. Lütfen takipte kalmayı unutmayınız. Evet, öncelikle bugün Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçı vardı. Fenerbahçe Adana Demirspor maçında yine skandallar üst üste oynadı. Maç boyunca 0.96 gol beklentisi dediğimiz XG ile oynayan Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı. Ama bu 3 puanın dışında konuşacağımız çok şey var. Bunlardan bir tanesi maçta net kırmızı kart görmesi gereken Osterwolde kart görmedi. Yani Osterwolde'nin zaten Türkiye'de bir dokunulmaz var, bunu biliyoruz. Trabzonspor maçında ceza veremedi. Galatasaray maçında stat müdürüne saldırdı, tekme attı ama herhangi bir ceza verilmedi. Devam ediyorum, Osayi Samuel dokunulmazlığı olan bir diğer futbolculardan bir tanesi. Niye bunu söylüyorum? Bu adam yine Galatasaray müdürüne, stat müdürüne saldırdı. Trabzon'da uçan tekmeler attı. Yine hiçbir şekilde ceza almadı. Ve bu akşam da rakibiyle bir tartışma yaşadığı anda hemen rakibin boğazına yapıştı. Yani burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada bir yabancı futbolcu gelip de senin futbolcunun boğazını sıkıyorsa, yerdeki stat müdürünü tekmeliyorsa, yerdeki futbolcuyu tekmeliyorsa, uçan tekme atıyorsa, bu futbolcuların ne kadar rahat olduğunu ve seninle disiplinin olmadığını anlamına geliyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bunlara gerekli cezayı vermiyor. Şimdiki federasyon ne dedi? Biz dedi adaleti sağlayacağız dedi. Peki bugünkü adalet niye sağlanmadı? Bugün neden Osterwolde'ye kırmızı kart verilmedi? Neden VAR çağırmadı? Osayi Samuel rakibinin boğazını sıkarken niye bir sarı kart dahi vermediniz? Yani sadece uyarıyla mı geçiştiriyorsunuz? Osterwolde ve Osayi Samuel'in dokunulmazlığı var. Bakın bunlar oldukça lig emin olun yine adaletli ortam sağlanmayacak. Şimdi siz diyorsunuz ki biz yeni yönetim olarak, yeni federasyon olarak adaleti sağlayacağız. Ama sağlayamıyorsunuz. Neden? Yine Fenerbahçe'nin lehine yapılan hatalar var. Bugün devam edelim maçla beraber. Hakem gelip Jose Mourinho'nun elini sıkıyor. Ha, buna ne var diyeceksiniz. Bak, buna ne var biliyor musunuz? Jose Mourinho dediğiniz adam maçı kazanamadığı zaman rakip teknik direktöre ve sahadaki hakeme dalışır. Dördüncü hakeme dalışır. Bir şekilde üstüne bir baskı kurar hakemin ve dördüncü hakemin üstüne bir baskı kurup bir şekilde Fenerbahçe'nin lehine hata yapılmasını sağlar. Bugün de Jose Mourinho iyi görünüp aslında hakemi baskı altına aldı. Hakem artık dayanamadı. Geldi Mourinho'nun elini sıktı. Yani gelsen Mourinho'nun elini sıkacağın yerde kartını göster, devam et. İkinci sarıyı ver, gönder. Yani Mourinho niye sağ içine giriyor? Sen Mourinho'ya gidip de niye el sıkışıp tokalaşıyorsun? Bir öpüşseydiniz herhalde tam olacaktı. Yani bir öpüşmeniz gel kalmıştı. Yani böyle bir ortamda lig dizayn edilmeye devam edecek. Şimdi Fenerbahçe taraftarları statta şampiyonluk şarkısı söylüyormuş. Bugün ben Twitter'da gördüm. Ben telefondan izlediğim için maçı gürültülü bir ortamda. Biraz sesi kısık izlemiştim maçı. Şimdi Twitter'da gördüm. Bazı büyük sayfalar paylaşmış bunu. Fenerbahçe taraftarları maçta şampiyon şarkılarını söylüyor. Zaten Fenerbahçe taraftarlarının da Fenerbahçe taraftarlarının daha doğrusu beklediğimiz şey bu zaten. Ağustos, Eylül ayında biz daha mağlup şampiyonuz. Ekim, Kasım, Aralık ayında bu takıma ne oluyor? Ne oldu bu takıma bir anda deyip Ocak'ta transfer lazım deyip Şubat'ta 1959 öncesi şampiyonlukları gündeme getirip bizim önümüzü kesiyorlar, şampiyonluğumuzu vermiyorlar deyip Mart, Nisan'da da bu hakemler bizi şampiyon yapmayacak, bu federasyon bizim önümüzü kesiyor deyip algı yapacaklar. Mayıs'ta Galatasaray şampiyon olduğu zaman yine hakemlerle Galatasaray şampiyon oldu diyecekler. Haziran ayında Ali Koç Başkan şampiyon Fenerbahçe sloganlarını atacaklar. Fenerbahçe taraftarlarına alıştık artık. Yani bu
fan sayfalarının bunları paylaşması gerektiren bir durum yok. Çünkü biz buna alışığız. Bakın bunlar sevinsinler iki ay boyunca. Şampiyon şarkılarını söylesinler ama biz kendimize bakacağız. Yani Galatasaray'a bakacağız. Galatasaray'ın eksikleri var mı? Var. Hatayspor karşısında eksikleri bariz bir şekilde belli oldu. Galatasaray'ın sol bek alması lazım. Sol bek konusu Derek Köy için görüşen birkaç kulüp var aslında. Spartak Moskova ile Galatasaray anlaşmıştı. Fakat Galatasaray taraftar baskısıyla karşı karşıya kalmamak için Derek Köy'ünü bekletme kararı aldı. Yeni sol bek alana kadar. Şu anda sol bek görüşmeleri devam ediyor ama Derek Köy'ün de aslında Spartak Moskova ile anlaşmışken bir anda son anda bir yamuk yaptı. Bu yamuk yapmasının nedeni ise şu: Rusya'ya gitmek istemediğini ve yüksek bir maaş talep edip Spartak Moskova'nın vazgeçmesini istiyor. Ama sadece Spartak Moskova değil, aynı zamanda Avrupa'da ve Suudi Arabistan'da, Katar'dan da gelen teklifler var Derek Köy için. Galatasaray Derek Köy'ü zaten dediğim gibi 10 milyon euro bandına satacak ve oraya bugün El Hilal'in soldaki Renan gündeme geldi. Ve bugün aldığım bilgiye göre Galatasaray Renan temsilcisiyle bir resmi görüşme gerçekleştirdi. Şu anda hani kulübüne iletilmiş bir teklif yok El Hilal'in sol beki Renan ile ilgili. Biraz daha beklemekte fayda var. Temsilcisiyle temas kuruldu. Belki hani yarın veya diğer günlerde Galatasaray resmi bir evrak gönderir mi? El Hilal'e resmi teklifte bulunur mu? Bunu sizlere yarın ve diğer günlerde bir gelişme olduğu zaman aktaracağım. Bunun dışında sol bek arayışları var. Galatasaray'ın hani Lovik, yine Davis gibi isimlerle görüşüyor ama şu anda onlarda da bitmiş bir durum yok. Zaha'yı merak ediyorsunuz. Zaha'yı konuşayım. Yani Zaha için ben dün Hatayspor maçından önce Crystal Palace'a daha yakın olduğunu söylemiştim. Ama maçtan sonra aldığım bilgiye göre Leicester City'nin de bu transfere son aşamaya geldiği bilgisi geldi bana. Ama şu gün itibariyle, bugün tweetini attım gerçi, şunu söyleyeyim. Şu an itibariyle hem Crystal Palace hem de Leicester City ile görüşmeler devam ediyor Wilfred Zaha konusunda. Zaha Premier Lig'e gitmek istiyor. Yani İngiltere'ye gitmek istiyor Wilfred Zaha. Galatasaray bu transferden bir 8-9 milyon euroluk bir kiralama bedeli alacak ve limit açacak. Limit açtığı için transfer yapacak bu konuda. Zaha'nın yeni adresi hani Leicester City ile Crystal Palace arasında konuşacak olursak Leicester City'ye daha yakın ama Premier Lig'den birkaç takımın daha devrede olduğunu da söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Sergio Oliveira için Eyüp Spor'la Galatasaray anlaştı ama Eyüp Spor'a gitmek istemeyen bir Sergio Oliveira var. Galatasaray resti çekti, Oliveira'yı da uyardı. Gitmeni istiyoruz dediler. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Hani bir Oliveira giderse hem maaş hem de yabancı kontenjandan kurtulacaksın. Bakalım Galatasaray bu konuda neler yapacak. Ekstra bir gelişme yok, bunu söyleyelim. Gelişme olduğu zaman söyleyeceğim ben size zaten ama ben şunu söyleyeyim, Galatasaray'ın bir orta saha transferi daha yapacağını, Oliveira'nın gittikten sonra tabii ki yabancı kontenjan açılırsa orada Sergio Oliveira'nın yerine bir tane böyle 8-10 gibi oynayabilen, daha doğrusu 8-6 diyelim bir saat, 8-6 karşım hani Torreira'nın genç hali diyebiliriz, 8-6 oynayabilecek bir tane genç futbolcu istiyor scout ekibinin önerdiği isimler doğrultusunda. Sevgili arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Her bir beğeni, her bir abone bizim için çok önemli. Hoşça kalın, dostça kalın. Gol Var sundu.